Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar, 2018 Ocak ayı yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, yeni yıla Yengeç burcunda meydana gelecek güçlü bir dolunayla başlıyoruz. Oldukça romantik ve duygusal bir dolunay bu. 2 Ocak'ta Yengeç burcunun 11 derecesinde meydana gelecek. Sizin 5. evinizde meydana geliyor. Ocak ayının ilk yarısı içerisinde özellikle aşk hayatınız, ilişkiler, romantizm ve sosyal yaşam, bunlara ait konularda bir canlılık enerjisi var. Bazı hedeflerinize de ulaşabilirsiniz. Arzu ettiğiniz, hayalini kurduğunuz bir ilişki, aşk hayatınızda mutlu olacağınız güzel, keyifli gelişmeler, hamilelik veya çocuk gibi kavramlar da yine gündemde. Yengeç, anaç bir burç olarak, evet, hamilelik, doğum ve var olan çocuklarınız ve onların gelişimiyle ilgili destekleyici enerjiler taşıyor. İyi değerlendirmeye çalışın. Özellikle su grupları için, toprak grupları için Ocak ayı verimli bir ay. Mars ve Jüpiter Akrep burcunda, yine sizin için çok güzel bir açıda. Venüs, Güneş, Satürn ve Plüto Oğlak burcunda. Onlar da pozisyon olarak size güzel bir açıda yer alıyorlar. Genel anlamda tüm bu gezegenlerin yerleşimlerine ve birbirleriyle yaptıkları görünümlere baktığımızda Ocak ayı yılın en aslında güzel, verimli aylarından biri olmaya aday görünüyor. Burcunuzdaki Neptün'ün de dolunay haftasında özellikle Oğlak burcundaki gezegenlerle ve Yengeç burcundaki gezegenler güzel bir pozisyonu var, açısı var. Bu da sizi bazı hayallerinize kavuşturacak gibi, bazı dileklerinize kavuşturacak gibi. Siz hayallerinizin peşinden koşun. Hayallerinizden peşinden koşun. Gökyüzü sizi destekliyor. Sevgili balıklar, yaratıcılığınızın yükseldiği bir dönem. Mars'tan destek alıyorsunuz, Jüpiter'den destek alıyorsunuz bu dönemde. Venüs'ün, Plüton'un güzel destekleri söz konusu. Yeteneklerinizi iyi değerlendirebileceğiniz iş projeleri karşınıza gelebilir. Özellikle Oğlak burcundaki bu gezegen hareketliliği iş ve işten gelebilecek bazı projelere de işaret ediyor. Ayın 17'sinde Oğlak burcunda da güçlü bir yeni ay doğacak. İşte bu 11. ev yeni ayı. Gelecekle ilgili hedefleriniz, projeleriniz varsa bunlara adım atmak için iyi bir dönem. Uranüs etkili bir yeni ay bu. Uranüs söz konusu olduğunda biraz böyle sürpriz durumlar da gündeme gelebilir. Ay başından itibaren Uranüs artık ileri harekete dönecek Koç burcunda. Ve ayın 13'ünden itibaren ayın 13'ü 17'si arasında Oğlak burcundaki Güneş ve Venüs'te de dik bir açısı oluşuyor. Bu Uranüs enerjisi size sürpriz bazı kazançlar getirebilecek büyük projeleri karşınıza çıkarabilir. Ama bir yandan da sizin bazı konularda, özellikle finansal alanda daha istikrarlı hareket etmeye çalışmanız gerekiyor. Çünkü Uranüs ikinci evinizde, para evinizde, uzun bir süredir orada. Zaman zaman da burada dengesizlikler yarattı. Bu yeni ay 17'sinden itibaren takip eden günlerde de parasal konularda yapacağınız her türlü girişimde, alışveriş olabilir bu. Doğum haritanızın aldığı etkilere göre değişmekle beraber böyle inişli çıkışlı bir seyir izleyebilirsiniz. Yani bazı parasal stresler oluşabilir ama ani kazançlar da oluşabilir. Özellikle bilişim sektörü gibi teknolojiyle alakalı işler, elektronikle alakalı işler, yani Uranüs'ün temsil ettiği alanlarda parasal işler, projeler bu dönemde karşınıza çıkabilir. Ayın 18'inden itibaren Venüs Kova burcuna geçiş yapacak. Ayın 20'sinde Güneş Kova burcuna geçiş yapacak. Ayın son günlerinde 24, 25, 26 gibi Oğlak burcundaki Merkür'ün Neptün'le, Jüpiter'le, Plüton'la güzel açıları var. İşte bu günler sanki böyle bir teklifle, bir öneriyle karşılaşabilir. Ciddi bazı konuşmalar, görüşmeler ya da sözleşme yapmanız gerekebilir. Yani böyle bir durum oluşabilir. Bunlara da temkinli yaklaşmakta fayda var. Ama çoğu, yani birçoğu aslında diğer gezegenlerin de iyi pozisyonlarını göz önüne aldığımızda sizin için faydalı olacak gibi görünüyor. Ay sonunda ise artık Kova burcundaki yavaş yavaş değişen enerjilerle beraber biraz daha böyle kendi özel yaşamınız, kendi ruhsallığınız, alışkanlıklar, günlük yaşama doğru çekilmeler var. 31 Ocak'ta da Aslan burcunda bir ay tutulması var Dolunay'la beraber.
Bunun etkilerini daha çok Şubat ayında konuşacağız. İş ve mesleki konularda önemli kapıların açılabileceğini işaret ediyor bu ay tutulması. Şubat ayında da gerek Aslan burcundaki tutulma, gerek Şubat ortalarında yaşayacağımız Kova burcundaki tutulma ile beraber, yani günlük yaşam, iş, hizmet gibi konularda da sizin adınıza bazı önemli açılımlar, değişimler söz konusu olabilir sevgili balıklar. Mutlu ve başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın.